Merhaba gençler. Asal sayılarla kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Asal sayılar ne gençler? Bir ve yalnız kendisine bölünebilen. Bir ve yalnız kendisine bölünebilen. Evet. Sayma sayılarıdır diyebiliriz. Sayma sayılarıdır. Pozitif doğal sayılar da diyebiliriz gençler. Bir ve yalnız kendisine bölünebilen sayma sayılarıdır. Burada özel durum var gençler. Bir asal sayı değil. Bunları biliyoruz. En küçük asal sayı 2'dir gençler. En küçük asal sayı 2'dir. İkiden başka çift asal sayı yok gençler. Kalan asal sayılar ne oluyor? Tek oluyor gençler. Evet. Asal sayıların belirli bir kuralı yoktur. Asal sayıların belirli bir kuralı yoktur gençler. Yani şöyle 2 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Böyle ne yapıyor gençler? Devam ediyor. 23, 29, 31 diye ne yapıyor böyle? Devam ediyor. Evet. Belirli bir kural da yok. Bunu yazdıktan sonra gençler konumuza dönelim geri. Evet. Bir tam sayının asal çarpanları ve tam sayı bölenleri ile ilgili notlarım olacak gençler. Bunları güzelce yazalım. A bir tam sayı. A bir tam sayı. Gençler. A bir tam sayı. X, Y, Z birbirinden farklı asal sayı. X, Y, Z birbirinden farklı asal sayı. Birbirinden farklı asal sayı. Yine gençler burada bir şey daha ilave edeceğiz. ABC ABC birer doğal sayı. ABC birer doğal sayı olmak üzere. Birer doğal sayı olmak üzere. Doğal sayı olmak üzere. Evet. A tam sayısının A tam sayısının A tam sayısının gençler A eşittir X üzeri A Y üzeri B Z üzeri C evet. Şeklinde ifade edilmesine şeklinde ifade edilmesine şeklinde ifade edilmesine gençler asal çarpanların çarpımı ile gösterim diyoruz. Asal çarpanların asal çarpanların çarpımı ile gösterimi denir. Şimdi gençler, A eğer asal çarpanlarına ayrılmışsa, yani şöyle, X üzeri A, Y üzeri B, Z üzeri C şeklinde asal çarpanlarına ayrılmışsa, buradan bazı notlarım olacak şimdi gençler. A diyorum. A tam sayısının pozitif tam sayı bölenleri sayısı. A sayısının kısaca. A sayısının. Pozitif tam sayı bölenleri sayısı. Pozitif tam sayı bölenleri sayısı. Üstlerin birer fazlasını çarpıyoruz gençler. Üstlerde ne vardı? Bakın ABC var ya. Üstlerin birer fazlası. A artı 1, B artı 1, C artı 1.
Bu bir kural gençler. B maddesi gençler, tam bölen sayısı diyeceğim. Pozitif kadar ne vardır gençler? Negatif bölen var ya. A sayısının, evet, tam sayı bölenleri sayısı. Tam sayı bölenleri sayısı. Az önce de ifade ettim gençler. Pozitif kadar da negatif var. O zaman bunun kaç katını alacağız? 2 katını alıp 2 çarpı A artı 1, B artı 1 ne diyeceğiz gençler? C artı 1 diyeceğiz. Evet. C maddesi gençler asal bölen sayısı. A sayısının asal bölen sayısı. Asal bölen sayısı ne gençler? X, Y, Z kaç tane var gençler? 3 tane. Buradaki sayımızda 3 tane var. Ne onlar? X, Y, Z. Şimdi bir de şey yazacağım gençler. Asal olmayan tam bölen sayısı. A sayısının asal olmayan tam bölen sayısı. Bunu nasıl bulacağım gençler? Tam bölenden neyi çıkaracağız? Asalı çıkaracağız. Bakın ne yazıyoruz? Tam eksi asal diyoruz. Tam neydi? 2 çarpı gençler. A artı 1. B artı 1. C artı 1. Eksi 3 diyoruz. Evet. Bunları yazalım şimdi gençler. Bunlarla ilgili örnekler birazdan ne yapacağız? Vermeye başlayacağız inşallah. Evet. Şimdi X ve Y pozitif tam sayılar gençler. 120 çarpı X neye eşit gençler? Y kare. 120 nedir gençler? 2 üzeri 3, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 çarpı X. Neye eşit olacak? Y kareye. Evet. Burada ne yapmamız lazım gençler görüyor musunuz? Üstler ne olmalı? 2'nin katı olmalı. Üstler 2'nin nesi olmalı? Katı olmalı. Bunu 2'nin katına tamamlarken ne yapmam lazım? 2 üzeri ne lazım? 1. Buradan 3 üzeri 1. Buradan ne lazım gençler? 5 üzeri 1 lazım. Böyle çarptığım zaman bakın ne oluyor? Üstler görüyor musunuz? Üstler ne olur gençler? Hep 2'ye tamamlanır. Çünkü sağ tarafta ne var? Y kare var. Burası ne olur? 2 üzeri 4. Bura ne olur gençler? 3 üzeri 2. Burası ne olur? 5 üzeri 2 olur. Bu tarafa geçtiğimiz zaman da o zaman gençler 2 üzeri 4, 3 üzeri 2, 5 üzeri 2 şöyle yazabiliriz. 2 üzeri 2, 3, 5. Bunun nesi yaparız gençler? Parantez karesi yaparız. Yani yarılayarak yazdık. Buradan şunu renkli yazarsam daha iyi olacak gençler. Bakın 2 üzeri 4'ü 2 üzeri 2'nin karesi. 3'ün karesini 3, 5 şeklinde yazıp gençler parantez karesi yaptım. Buradan da neyi bulmayı düşünüyorum? Y'yi. Buradan da x'i bulacağız. Burada 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 ile genişlettik bu sayıyı. Üstleri 2'nin katı yapmak için ya gençler. Aslında genişlettiğimiz sayılar x sayısı oldu. X'in yerine geldi. 2, 3, 5. X'in yerine geldi. Kaç oldu gençler onlar? 30. Tam kareye tamamladığımız zaman tabanda ne oldu gençler? Görüyorsunuz değil mi? 2'nin karesini yapar. 4, 3. Burası ne oldu gençler? 60'ın nesi olmuş oldu? Karesi. O zaman y sayımızda ne olmuş oldu gençler? En az 60 olur. Buradan da x ve y'nin en küçük tam sayı değerleri, pozitif tam sayı değerleri 30 ve ne olmuş olur gençler? 60 olarak bulunmuş olur. 126 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin ve tam sayı bölenlerinin sayısını bulunuz demiş. 126'yı gençler 2'ye bölelim 63. 3'e bölelim ne olur gençler? 21. 3'e bölelim 7. Evet. Yani asal çarpanlarını ayırdık. Şimdi pozitif tam sayı bölenleri, pozitif tam sayı bölenlerini bulurken gençler şu üstlerin birer fazlasını alıyoruz. 1 artı 1. Üstlerin birer fazlası gençler. 2 artı 1. 1 artı 1. Bakın buradan kaç gelir gençler görüyorsunuz. Evet. 2 kere 2 4. 4 kere 3. 12 tane pozitif tam böleni vardır. Tam bölen sayısını nasıl buluyoruz gençler?
Bunun kaç katını alarak? 2 katını. Niye? Pozitif bölen kadar ne vardı gençler? Negatif bölen vardı. Evet, buradan da gençler 2 çarpı 12 cevabımız kaç olur gençler? Tam bölen sayısı da 24 olarak bulunmuş olur. Şimdi 30 üzeri 14 var gençler. Güzel bir soru. 14 üzeri 30 var. Sayısının demiş asal olmayan kaç tane tek tam sayı böleni vardır? 30'u gençler 2 çarpı 3 çarpı 5 yazdık. Üzerine 14 yazdık. Sonra 14'ü gençler 2 çarpı 7 yazdık. Üzerine ne yazdık? 30. Asal çarpanlarını ayırdık. 2 üzeri 14, 3 üzeri 14 gençler, 5 üzeri 14, 2 üzeri 30, 7 üzeri 30. Şimdi toparlayalım gençler bunu. 2 üzeri kaç yaptı? 44. 3 üzeri 14, 5 üzeri 14, 7 üzeri kaç yaptı gençler? 30 yaptı. Şimdi tek tam sayı bölenleri dediği için gençler, görüyorsunuz değil mi? Tek tam sayı bölenleri dediği için buradaki çifti ayıracaksınız. Çünkü tek çarpı tekten ne gelir gençler? Tek gelir. O zaman tabanı tek olanlarla ilgileneceğiz. Yani 3, 5, 7. Tek tam sayı bölen diyorum gençler. Tek tam sayı bölen. 2 katını alacağız. Çünkü pozitif ve negatif diye ayırmamış gençler. 2 çarpı. Üstlerin birer fazlası. 14 artı 1. 14 artı 1. 30 artı 1. Gençler. Buradan 2 çarpı 15. 15 gençler. Bir de ne gelir? 31. Buradan 30 çarpı 15 ile 31'i çarpsak gençler 465 yapar. Bu tek tam bölenlerin sayısı. Bir de ne diyordu? Asal olmayan diyordu ya. Asal böleni kaç tane gençler bunun? Tek olarak bakın 3 tane. Asal bölen sayısı 3. Asal bölen sayısı da kaç gençler? 3. Hangi sayılar? 3, 5, 7. Sonuçta gençler, biz ne yapacağız? Asal olmayan tek tam sayı bölenlerini bulacağız ya. Asal olmayanları bulacağız. Çarpmıyorum gençler, ona uğraşmayacağım şimdi. Ne yapacağım? Şu 30 çarpı 465'ten çarpıp 3'ünü yapacağız gençler. Çıkaracağız. Yani yapacak olduğumuz işlem bu bizim. Tamam. Evet. Devam edelim şimdi. 15 gençler çarpı 42 üzeri x. Güzel bir soru. Asal olmayan tam sayı bölenlerinin sayısı. Tam sayı bölenlerinin sayısı. Kaçmış gençler? 140. Bize x'in tam sayı değerini bulunuz demiş. Şimdi ben bunu bir çarpanlarına ayırayım gençler. Burası 3 çarpı 5. 42 gençler 2 çarpı 3 çarpı 7. Üzerine var bakın x. 3, 5, 2 üzeri x, 3 üzeri x, 7 üzeri x gençler. Bir daha düzenleyelim bunu. 2 üzeri x, buradan 3 üzeri ne yapar gençler? X artı 1, 5 üzeri 1 gençler yazdım. 7 üzeri x. Bunun kaç tane asal böleni var gençler? Asal böleni kaç tane? 4 tane. Asal bölen sayısı 4. Bu ikisini topladığım zaman gençler ne olacak o zaman? Asal olmayanı asala eklediğimiz zaman ne olacak gençler? Tam bölen sayısı çıkacak. Tam sayı bölenlerinin sayısı. Çünkü asalı çıkarmış 140 bulmuş. Tam sayı bölenlerinin sayısı ne olur gençler o zaman? 144 olur. Evet. Şimdi bunun tam sayı bölenlerinin sayısını bulduk. 144. Pozitif. Tam sayı bölenlerinin sayısı ne olur gençler? 144'ü kaça böleceğiz? 2'ye 72.
Pozitif bölen sayısını nasıl buluyorduk gençler? Üstlerin birer fazlasını ne yaparak? Çarparak. X artı 1. X artı 1'in bir fazlası X artı 2 gençler. 5'in üzerinde 1 var. 1 artı 1. Yine X artı 1. Bunun neye eşit olmasını istiyoruz gençler? 72'ye. Üstlerin birer fazlasını aldık. 72'yi 2'ye bölelim gençler. 36 oldu. Bakın ne geldi elimize? X artı 1. X artı 1 gençler. Bir de ne gelmiş oldu bakın? X artı 2 geldi gençler. Bu çarpımın da ne olması lazım? 36 olması lazım gençler. Bu da x'e ne verirseniz olur, 2 verirseniz. Bakın 2 verin. Ne olur gençler? 3. 3. 4 olur. 36 olur. Yani buradan sorumuzun cevabı x eşittir ne olmuş olur gençler? 2 olarak bulunmuş olur. Evet. Devam edelim. N bir tam sayı olmak üzere gençler. 3n eksi 240 bölü n ifadesi bir tam sayı imiş. Bakın şimdi ne yapabiliriz bunu? 3n bölü n. Buraya gençler 240 bölü n. Bunu ayrıştırırsanız 3 eksi 240 bölü ne olur? N. Yani n ne olmak zorunda gençler? N tam sayısı 240'ın böleni olmak zorunda. 240'ın neyi olmak zorunda? Tam böleni olmak zorunda. O zaman biz gençler 240'ı asal çarpanlarına ayırmış olsak, evet, ne olur gençler? 240'ı asal çarpanlarına ayırmış olsak, evet, 16 çarpı 15 olarak düşünürsek, 2 üzeri 4, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. Çarpanlarını ayırdım. Şimdi bunun tam sayı bölenler sayısını bulalım. Tam bölenleri sayısı diyelim. Tam bölenleri sayısı. Tam bölenleri sayısı deyince gençler iki katını alıyorsunuz. Çünkü pozitif kadar ne var? Negatif. Üstlerin birer fazlasını alıyoruz. 4 artı 1 gençler. 1 artı 1. 1 artı 1. Evet. Buradan gençler. 2 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 2. Demek ki bu sayının nesi vardır gençler? 40 tane farklı tam sayı böleni vardır deriz. Evet. Devam edelim. Şimdi MEP kitabındaki örnekler gençler. 5 basamaklı bir sayımız var. X, 2, 0, 1, Y sayısı 10 ile bölünüyor. 10 ile bölünüyorsa gençler birler basamağı ne olur demiştik? 0. O zaman sayımız ne oldu gençler? X, 2, 0, 1, 0 oldu. Bu sayı 3 ile bölümünden kalan ne olsun demiş gençler? 1 olsun demiş. Rakamlarını toplayalım gençler. X artı 2 artı 1 eşittir. 3'ün katından bir fazla olacak. Birleri götürelim gençler. Buradan ne oldu bakın? X artı 2, 3'ün nesi olacak gençler? Katı. X artı 2'nin 3'ün katı olabilmesi için 1 verebiliriz. 3 fazlası 4 verebiliriz. Bir de ne verebiliriz gençler? 7. X'in alacağı değerler ne olur gençler o zaman? 1, 4 ve kaç olur? 7 olarak bulunmuş olur. Evet. Rakamları farklı demiş gençler. Sayımı alayım. 45 AB sayısı 15 ile bölünebiliyor. 15 ile ne yapıyor? Bölünüyor. 15 ile bölünüyorsa gençler 3'e ve 5'e bölünür. 3'e ve 5'e ne yapar? Tam bölünür. 3'e ve 5'e tam bölünebilme kuralı gençler. İlk önce 5'e bölünebilmeye bakacağız. Sonu 0 ya da ne olacak? 5. Rakamları farklı olsun dediği için 5 olmaz gençler. Rakamları farklı olsun dediği için ne olmaz? 5 olmaz gençler. O zaman ne alacağız? 0. Sonu 0'la bitti. Şimdi devam edelim. Neyle bölünecek? 3 ile tam bölünecek. 3 ile tam bölünecek. 5 ile bölünebilme için birler basamağını bulduk. Şimdi rakamları toplayalım gençler. 4 artı 5 artı A 3'ün nesi olacak bakın? Katı. Buradan gençler 9 artı A ne olacak? 3'ün katı olacak. Buradan A artı B'nin en büyük değerini sormuş gençler bize. Buraya ne koyabiliriz? 3
0 da koyabiliriz gençler. 0, 0'ı koyamayız. Rakamları farklı olsun demiş. 3, 6, ne koyabiliriz? 9. Bize A artı B'nin en büyük değerini sormuştu gençler. A artı B'nin en büyük değeri B'yi 0 bulduk. A'yı da 9 seçtik. Toplam kaç olur gençler? 9 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi 3'te gençler ne demiş bakalım? 4 basamaklı bir doğal sayının 4 ile bölümünden kalan neymiş gençler? 3. A, B, C, D sayısının diyelim 4 ile bölümünden kalan kaçmış gençler? 3. Evet, yine bu sayının gençler A, B, C, D sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçmış gençler? 5'miş. Bize neyi sormuş gençler? Bu sayının A, B, C, D sayısının 44 ile bölümünden neyi sormuş bize? Kalanı sormuş. Biraz önce gençler bununla ilgili bir örnek yapmıştık bir önceki dersimizde. Şimdi 4 ile bölümünden kalan 3 ya gençler ne olabilir? 3, 7, sonra 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 diye gider. Şimdi Ebubekok görünce daha kısa yolunu anlatacağım size. 11 ile bölümünden kalan 5'miş gençler. O zaman ne olur? 5 olur. 11 ekleyin. 16 olur. 11 ekleyin. Kaç olur gençler? 27 olur. Görüyor musunuz? İkisinin ortak katını kaçta yakaladık gençler? 27. O zaman 44 ile bölümünden kalan da kaç olacak gençler? 27 olmuş olacak. Çünkü 44 ne ile bölünebilme kuralı gençler? 4 çarpı 11 dersek 4'e ve 11'e ayrı ayrı bölünebilen bir sayı ise 44 ile bölümünden kalan da kaç olur gençler? 27 olarak bulunmuş olur. Devam edelim. Şimdi 5 basamaklı bir sayımız var gençler. Ona bakalım. 2, 0, 1, AB sayısı gençler. 72 ile bölümünden kalan kaçmış gençler? 28. 72 ile bölünebilme gençler 8 ve 9'a bölünecek. 8 ve 9 ile bölümünden kalan oluyor gençler. Siz 28'i 8'e bölerseniz gençler 8 ile bölümünden kalanın 4 olması lazım. 28'i 9'a bölerseniz gençler kalanın ne olması lazım? 1. Yani soru neye dönüştü aslında? Bu sayının 8 ile bölümünden kalan 4, 9 ile bölümünden kalan 1 olacak. Şimdi gençler 8 ile bölünebilme kuralına bakarsak eğer bir de 9 ile bölünebilmeyi de ayrı ayrı değerlendirelim. Şimdi sayımızın rakamlarını toplayalım. 2, 0, 1, A artı B seçtim gençler. Bu 9'un katından kaç fazla olacak gençler? 1 fazla olacak. Şimdi şu 1'leri götürelim. Gençler buradan ne geldi bakın? 2 artı A artı B sayısı gençler ne olmuş oldu? 9'un katı olacak. O zaman A artı B'nin ne olması lazım gençler? 7 olması lazım. Şimdi 8 ile bölünebilmeye geçelim gençler. 2, 0, 1, A, B diyelim. Şu son basamaklara bakıyorduk değil mi? Bize A üzeri B sayısının en küçük değerini sormuş. 7 olacak şekilde gençler biz bir 1'e 6 seçelim. Bakın 1'e 6 seçtiğimiz zaman sayımız neyle bitti gençler? 116 ile bitti. Sağlamasını yapalım. Son 3 basamağı neye bölüyoruz gençler? 8'e bölüyoruz. 116'yı 8'e bölerseniz gençler 112 verirsiniz buraya. Kalanı ne olur gençler? 4 olarak bulunur. Yani A ve B'yi 1'e 6 seçebiliriz. O zaman A üzeri B de gençler en küçük değeri 1 üzeri 6'dan kaça eşit olmuş olur? 1'e eşit olmuş olur gençler. Evet, burada da dersimizi bitirelim.